Benim adım Abdullah Adı Güzel. Ben 1936 doğumluyum. Herhalde 85 yaşındayım şimdi. Van Gevaş ilçesi Aladüz köyü. Ben tam doğduğumdan beri ben bu köyde yaşıyorum. Bu korona tam burada benim yeğenimin hanımı 2 ay evvel korona'da gitti. Vallahi 90'lı yıllardan çok eksik idi. Biz gidip orada kurukta bekliyorduk, doktor bulamıyorduk, çok eziyet çekiyorduk. Sağlık ekibi ilkinde bana telefon ettiler. Dedi, amca sen eğer razı olursa gelip de sana aşı yaparım. Ben dedim, yok. İstiyor musun? Dedim, yok istemiyorum. Niye istemiyorsun? Dedim, bu yabancı devletten geliyor. Ben ne biliyorum, bizim Türkiye'yi mahvetmek istiyor. Yanlış bir aşı bize verirse ben kabul etmiyorum. Tekrar bana telefon ettiler. Yine dediler, ben dedim, ya eğer ki bizim Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan kabul etmişse, o kabul etmişse, isterse nasıl olursa ben yaparım. Ondan sonra benim evime geldiler, o hanım kızlar geldi. Benim evimde hanımımı aşı yaptılar. Ondan sonra beni de aşı yaptılar. Gittiler, bir ay kaldı, tekrar geldiler. İkinci seferde aşı yaptılar, Allah razı olsun onlarda. Bu korona yüzünden ne gidip ne geliyorum, ben Van'ı da görmedim. Keşke ben Van'ı bir sefer görseydim. Bırakmıyorlar, korona bırakmıyor. Ben hasret kaldım, benim oğlum İstanbul'daydı. Her sene bir sefer gidip onları ziyaret ediyordum. 2 senedir hasret kaldım, o da kaldı bu korona yüzünden. Cenab-ı Allah yardım etsin bizim devletimize, ne yapalım? Onların elinde değil, Allah'tan gelen bir iş. Allah'tan gelmiş, bütün dünyayı sarmış. Ne yapalım? Ben 85 yaşındayım. Ben Allah'a çok şükür hacca da gittim. Ben o yerleri de gördüm. İran'a da gittim. Diş ülkeye ben gittim, gezdim. Türkiye gibi bütün dünyada yoktur, yoktur, yoktur. Türkiye her şeyde, her devlette iyidir. Bizim Türkiye çok şahanedir. Yeter ki Cenab-ı Allah ile yardım etsin, birlik, beraberlik olalım. Devletimize, başımıza gelen adamlar da Cenab-ı Allah onlara yardım etsin, yanlış gitmesin. Doğru yoldan devam etse bizim Türkiye gibi hiçbir yerde yok.